Bekle diyorum sana, halledeceğim. Ya ne demek bekleme? Onun annesi benim. Ya siz kimin çocuğunu kimden kaçırıyorsunuz? Anneymiş. Paketleyip kapının önüne koyarken de mi anneydin? Ya sen bana bak. Gel işte, gel dedim sana. Ya bırak beni. Gel dedim sana. Çocuğum olacağım, buradan öyle gideceğim. Çık dışarı. Şunu halledeceğim, bekle 2 dakika. Açık kapıyı. Verin kızımı bana Ela. Ela, alacağım seni oradan kızım. Açık. Hadi hayatım. Ver şu bebeği. Vermem. Ne sana ne de bir başkasına vermem. İyi de sen demiyor muydun? Bul şunun annesini gelsin alsın bebeğini diye. Ela mı bela mı belli değil demiyor muydun? Ya ne oldu, ne değişti şimdi? Kolay mı o kadar ya? Gel sevdir kendini, sonra da git. Olmaz öyle şey. Ben bırakmam seni, merak etme güzelim. Kimselere vermeyeceğim seni, merak etme. Sen... cidden istiyor musun bebeği? Bak, can gitti, bu bebek geldi. Bunun hiçbir anlamı yok mu senin için? Ben kararımı verdim. Burada yetişecek, burada büyüyecek. En iyi şekilde hem de. İyi de hayatım, onun bir annesi var. Onu doğuran, büyüten bir annesi var. O da istiyor şimdi çocuğunu haklı olarak. Ya ben ne yapayım şimdi? O benim kanımdan deyip ona soyadını vermedin mi? Arkasında dur biraz. Eğer bu bebek gerçek bir Koransa o kadının yanında duramaz zaten. Onu en iyi şekilde yetiştireceğim, büyüteceğim. O kadar. Ela nerede? Kızım nerede? Ya bunu yarın konuşalım, olur mu? Ya çocuğum nerede, çocuğum? Ya ne yapıyorsun, böyle mi alacaksın çocuğu? Vermiyor işte şimdilik. Ha vermiyor öyle mi? Öyle bir alırım ki. Süreyya! Dur tamam, yarın olsun, halledeceğim dedim. Ne yapayım, kolundan söküp bebeği alayım mı? Ya lütfen sen de beni anlamaya çalış biraz. Ya seni mi anlayacağım be? Seni ve karını öyle mi? Asıl siz beni anlayacaksınız, siz. Ya çekin şuradan. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın, ya, nesin ya? Sizi de yakarım, bu konağı da yakarım. Çocuğumu getirin bana. Ya, ya ne yapıyorsunuz? Gelsenize. Bırak beni. Bak. Hadi hadi. Pişman. Götürün şunu buradan. Ya pişman edeceğim sizi. Pişman olacaksın ben. Almayacak mısınız? Böyle bakışıp duracak mıyız? Cansu, beni gördüğün için çok mutlu olmuş gibisin. Baksana, dilin tutulmuş. Sen hangi yüzle geldin ya buraya? Hangi hakla geldin? Bilmem. Çağrını sor. Hemen buradan çıkıp gidiyorsun. Defol. Defol. Şş, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Söyle, sen daha bugün kovulmadın mı ya buradan? Şimdi Cansu ne diyorsa onu yapacak. Hadi. Şişt,
Bir dakika, bir dakika. Sude'yi işe alan benim, öyle tek başına kovamaz. Çünkü ortaklık bunu gerektirir. Sen nasıl bir adam oldun ya? Hı? Mert, gel biz bir su içelim, bir nefes alalım ya. Sude, şu hazırladığımız raporları getirsene. Tabii. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne yapıyormuşum? Sırf inadından aldın onu buraya değil mi? Sırf benim canımı yakmak için. Çünkü dünya senin etrafında dolanıyor değil mi? İnsanlar ya seni mutlu etmeye çalışıyor ya da canını yakmaya çalışıyor. Çünkü dünyanın bütün derdi Cansu Koran. Sana bir arkadaş tavsiyesi vereyim mi? Kendini bu kadar önemseme bence. Burası benim hayalimdi. Nasıl yapabildin Kerem? O soruyu şöyle soralım. Benim hayalim ne olacak? Yok değil mi cevap? Hadi yarın büyük gün. Sude, gel evine bırakayım seni. Söylediğinde inanmıyordum. Bak gördün mü? Ya Kerem'in bu kızı getirip burnumuzun dibine sokmasının sadece bir tane sebebi var Cansu. Onu gör artık ya. Adam bizden intikam almaya çalışıyor işte. Sıkar o biraz. Bu sefer meydanı o kıza bırakmayacağım. Yarını iple çekiyorum resmen. Yarın seni sıkı bir tempo bekliyor Sude. Tek bir hatanı bile affetmem. Merak etme. Tek bir hatam bile olmayacak. Her adımına dikkat et. Emredersin ortak. Bir de bana lütfen ortak falan deme. Kerem, sen aslında beni hala affetmedin değil mi? Bir şans daha verdim ya, işte onu iyi kullan. Bizim asıl Metin Bey'i ikna etmemiz lazım. Ailesini ifşa ettin, seni işe aldıracağız. Ama ben bir yol düşündüm şimdi. Şöyle ki... Hiç merak etme. O iş bende. Ben onu şipşak hallederim. Sen kendini yorma hiç. Öyle mi? Hı-hı. Peki. İyi geceler. Gelsene, sana bir kahve yapayım. Sağ ol. Ama benim ilgilenmem gereken başka bir kadın var. Başka bir kadın. Hem de kimselere benzemeyen bir kadın. İyi geceler.
Günaydın anne. Günaydın. Alo. Ya evet biliyorum Mert, ben de o belgeyi arıyorum ama bulamadım. Bakıyorum sabahtan beri ama. Neyse ben şimdi şirkete gideceğim zaten, orada da bakarım. Tamam mı? Hadi şirkette görüşürüz. Mert aradı ha? Evet, Oliva ile ortak olduk artık. Babamın da haberi var, Mert'le beraber çalışacağız. Öyle mi? Hı. Nasıl, iyi çocuk değil mi Mert? Evet. Terbiyeli, işinde başarılı. Hı. Aynen. Aynı zamanda çok yakışıklı, etkileyici. Evet ya. Ne dersin? Sen babamdan boşansana, Mert'le evlendirelim biz seni. Madem bayılıyorsun o kadar. Şunu düzeltelim. Hani ne yapıyorsun? Daha iyi. Şöyle daha iyi. Birazcık da... Neredeydi o? Birazcık da şundan sürelim. Bir renk gelsin dudaklarına. Gel bakayım. Ne? Anne lütfen ya. Biz Mert'le arkadaşız sadece. Biz çok gördük öyle sadece arkadaşız diyenleri. Gel. Anne gerçekten arkadaşız biz. Niye sen bu kadar kesin konuşuyorsun? Başka biri mi var? Anneciğim benim şirkette gerçekten çok işim var. Acil şirkete gitmem lazım. Seni öpüyorum. Görüşürüz. Şunu alsaydın yanına sürerdin onu. Günaydın. Edime'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani şu Oliva hisseleri var ya bugün alacağımız. Evet. Benim vaktim yok bugün onunla ilgilenmeye. Hay Allah. Nasıl yapacağız peki? Begüm Hanım? Ya Begüm anlamaz bu işlerden. Cansu da yeni. Sen yapar mısın? Ya ben anlarım tabii ki anlarım da. Çok büyük sorumluluk. İster miyim bilemedim şimdi. Ya biliyorum yenisin, bu kadar büyük bir sorumluluğu yüklemek belki hoş değil ama... ben güvendim sana, halledersin sen o işi. Teşekkür ederim. Ne yapayım o zaman, siz öyle uygun görüyorsanız gider elimden gelenin en iyisini yaparım. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Üniversitede sanat tarihi okudum. Bazen hobi mahiyetinde yağlı boya resimler yaparım. Peki sevdiğiniz bir tarz var mı? Ha, güzel soru bakalım ne demiş. Soyut modern realiteden uzaklaşırsınız. Sadece duygular konuşur. Ne gördüğünüz değil, ne hissettiğiniz önemli olur. Nasıl da sanatçı bir kişiliğiniz varmış Süreyya Hanım. Efendim? Süreyya Hanım merhaba, Kerem ben, Holding'den arıyorum. Rahatsız etmedim umarım. Yok hayır hayır, uygunum, buyurun. Belki haberiniz vardır, Oliva ile ortak bir iş yapıyoruz. Restorana çevireceğiz orayı. Evet evet, bu sabah Cansu söyledi, haberim var evet. Ben de sizin fikirlerinizi almak istedim. Benim mi? Evet, sizin neden şaşırdınız ki? yani Metin beni şirket işlerine pek karıştırmaz da... Vallahi alınmayın ama o Metin Bey'in suçu olmuş. Oliva Koran Holding ortaklığı ile ilgili bütün her şeyle ben ilgileniyorum. Ve ben sizin zevkinize hayranım. Zevkime mi? Evet. Ya inanır mısınız? Önümde bir sürü mimardan çeşit çeşit dosya var ve hiçbiri istediğim heyecanı vermiyor. Ya ne bileyim, ben daha sanattan esinlenmiş bir şeyler istiyorum. Görülen değil de... Restorandan içeri girdiğinizde ne hissettiğiniz önemli olsun istiyorum. Gerçekten mi? Evet. Soyut olana ilgim olmuştur.
Benim de. Ne güzel tesadüf. O zaman bir ara zaman ayırıp Oliva'ya gelmek ister misiniz? Bilmiyorum. Yani böyle dışarıdan karışmak biraz tuhaf olmaz mı? Hadi kırmayın beni. Aldırayım bugün sizi, geleyim bir yarım saat. Tamam, madem bu kadar çok istiyorsunuz. Yalnız araba yollamanıza gerek yok. Ben kendim gelirim. Saat 12 gibi orada olurum. Tamam, teşekkür ederim Süreyya Hanım. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hayırdır? Kimle konuşuyorsun öyle tatlı tatlı? Aha, bu da iyi. Sen onu bunu bırak da bu yeni müdür Kerem Bey. Bizim cemiyetten bir aileden mi? Nedir? Bilmem. Öyle çok dolu, çok zevkli bir çocuk gibi geldi bana. Sende CV'si vardır. Bir araştırsana kimmiş, kimlerdenmiş. Anneciğim şimdi onun CV'si insan kaynaklarındadır. Ya benim bugün o kadar çok işim var ki ona ayıracak vaktim yok. Ama müsait olduğum bir zaman bakarım, tamam mı? Hı hı. Afiyet olsun. Abi ne oluyor ya? Çarpılıyorum ben sürekli. Asistan ne oluyor? Niye bağırıyorsun ya? Çarpıldım. Ay Allah korusun, nasıl çarpıldın? Ya öyle değil ya. Suyu açık bırakmışım, o kettle'ın altına gitmiş. Ah, oradan da elektriği alınca beni çarptı ya. Ay kıyamam ya. Ne yapacağım ben seninle? Vallahi iki haftaya helvamı kavurmaya başlarsın herhalde artık. Tövbe tövbe. Bu ne ya? Ölüp gideceğim ben bu evdece. Her yeri ayrı bir şey, bir tehlike. Minnoşum ya. Oyş. Ama sen hiç dikkat etmiyorsun, ondan oluyor. Dikkat etmiyorum. Ya Ece, duşa giriyorum, kafama demir düşüyor ya. Buraya geliyorum, bir şeyler hazırlayacağım, kahvaltı hazırlayacağım, suyu açıyorum, bana elektrik çarpıyor ya. Bu ne? Bu her yerinde bir şey, her yerinde bir sıkıntı. Ev değil, ölüm mangası ya resmen. Aa, yeter canım. Gel bakayım sen böyle. Sen de ne kadar ana kuzu çıktın ya, ne kadar prenses bir çocuksun ya. Bak ben yıllardır bu evde yaşıyorum, hiçbir şey olmuyor. Neden? Dikkatliyim çünkü. Ya bir kere de bana hak versen ölürsün zaten Ece. Ya sen de bir kere bir şeyden mutlu olama ya. Sürekli mız 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 şikayet. Ne yapalım, evimiz sonuçta burası bizim. Ya tamam, haklısın, özür dilerim ya. Ben gerginim zaten birazcık. Of, babaannem zaten öğrenmiştir şimdi büyük ihtimalle Oliva'nın yarısını Koranlara sattığımı. Ne olacak? Of, ne olacak? Saklanacağız burada. Başka sığınacak yer mi var? Yok. Of, yakacak babaannem beni ya. Bediye Hanım. Ne oldu? Şey, misafiriniz. Acil durum Bediye Hanım. Ne acil durumu? Sabah sabah buraya kadar girdin. Mert'e bir şey mi oldu? Yok efendim. Kusura bakmayın. Yönetim kurulundan rapor geldi de. Ah. Peki tamam, söyle. Raporda ne yazıyorsa dede gel. Bediye Hanım, Mert Bey, Oliva'nın %50 hissesini Koran Holding'e vermeye karar vermiş. Ne? Ne yapmış, ne yapmış? İmzaları da bugün atacaklarmış. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu çocuk neler döndürüyor orada? Sizin niye bundan haberiniz yok?
Bediye Hanım, daha önce de söyledim size. Siz Oliva'nın tüm yetkilerini kendi ellerinizde Mert Bey'e bıraktınız. Bilsek de yapılacak bir şey yok. Yapacak o kadar çok şey var ki. Yürü Uğur, gidiyoruz holdinge. Öldürecek, bu çocuk beni öldürecek. Babanız odasında değil Cansu Hanım. Ha, öyle mi? Ben sana bir şey soracağım ya. Siz bugün bir işe alım falan onayladınız mı? Sude Göksu diye bir sözde yaşam koçu. Yok, yapmadık öyle bir işe alım. İyi, demek hala vaktim var. Hah Mert, ya bulamıyorum o dosyayı. Dün eklemeyi unuttuk herhalde. Ama ben şimdi şirkete geldim, arşive bakacağım. Sana haber veririm, tamam mı? Görüşürüz. Kerem Bey'e benle arşivde buluşmasını söyleyebilir misin lütfen? Tabii efendim. Yalnız arşivin kapısı arızalanmış sabah. Eleman çağırmışlardı. Kilitleniyormuş. Kapatmayın sakın. Tamam. Ben sonra alırım bunları. Günaydın. Günaydın Begüm Hanım. Nasılsın? Yolunda mı her şey? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Kerem Bey geldi mi? Geldi efendim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun Cansu Hanım. Kim bilir ne oyunlar peşindesiniz yine. Oyun mu? Mert bir dosya istedi, onu almaya geldim. Saçmalama Cansu. Bütün dosyalar dijitalde şu anda. Pardon da sen ne zannediyorsun? Bu kapı niye açık? O zaman kapatalım. Sakın! Beğendin mi yaptığını? Ne yaptım ben ya? Kilitledin bizi buraya. Saçmalama, ben sadece kapı... Kapı bozukmuş. Söylesene o zaman. Söyledim demin sana. Nerede söyledin? Seni buraya kapatmakla beni itham ederken. Al. Bu da sözleşme. Biz dijitale geçmeden önce imzalanmış. İyi. İyi. Ben telefonumu almadım ya. Birini arasana gelsin, alsın bizi buradan. Bende de yok. Ha, bravo sana, vallahi bravo sana. Ya niye bana bunu söylüyorsun sen? Asıl sana bravo. Cep telefonu bunun adı. Cebinde taşı diye yaptılar. Ne yapıyorsun ya? Emektar bir babanın oğlu olmanın maharetlerini kullanıyorum. Bırak. Ya ver. Ya. Emektar bir babanın kızı olmayabilirim ama başımın çaresine bakabilirim tabii ki. Ya Cansu bırak Allah aşkına. Ya bir bırak. Deneyeceğim. Bırak elini, bir şey ya. Yapacaksın bırak. Ne yapıyorsun ya? Kadın geldi.
Bununla deneyeceğim. Senin burada ne işin var? Ah canım. Çok mu sevindin beni gördüğüne? Bana bak. Belanı mı arıyorsun sen ha? Bir de utanmadan buraya kadar geliyorsun. Yani iyi davranayım diyorum. Suyuna gideyim diyorum. Ama hep bir tehdit, hep bir tersleme. Hani derler ya evlat olsa sevilmez diye. Seninki de o hesap yani. Ama Begüm'cüğüm, unutma ki ben de hala sana karşı bir koz var. Hani sen beni kullanıp kız kardeşine tuzak kurmak için Oliva'ya gönderdin ya. O işte. Ne istiyorsun Sude? Daha ne istiyorsun? Çok güzel bir soru. Oliva'nın restoran olma meselesinde Cansu ve Kerem'le beraber çalışmak istiyorum. O kadarcık. Yok ya. Sen delirdin mi? Beni babana kabul ettireceksin. Artık yalvarır mısın? Yakarır mısın? Yalanlar mı söylersin? Orasını ben bilemem. Ama ne yapıp edip bu işi halledeceksin. Yoksa şu kapıdan çıktığım anda bildiğim her şeyi herkese anlatırım. Senin de etrafında ne bir insan kalır, ne de yüzüne bakacak ailen. Ama seçim senin. Seçim her zaman senin. Gururun mu, ailen mi? Hiç kader olabileceğini düşünmüyor musun? Neymiş o kader olan? Yani bir göl evinde mahsur kalıyoruz. Ya da bir kitli odada mahsur kalıyoruz. Ya da yangınlar çıkıyor. Felaketleri çağırıyoruz desene şunu. Birinin gelip bizi burada bulmasını mı bekleyeceğiz? Kıracağım. Sen. Ne var, yapamaz mıyım? Yani. Fena sayılmazsın, yapabilirsin gibi görünüyor. Bir de ne istersen. Cansu işim var, uğraştırma beni. Neyse ver ver. Sen takamazsın da şimdi. Ben o gece göl evinde sana söyleyecektim aslında, biliyor musun? Cansu Koran'ım diyecektim. Artık bir önemi yok. O zaman asistandım. Sen tezgahtardın.
üniversite kaldı. Babacığım. Ne bunlar? Yeni tadım menümüz babacığım. Bak yine öyle davet mavet falan bir şeyler veriyorsanız beni sakın karıştırmayın ha. Kendiniz halledin. Aa, olur mu Metin Bey? Bu sizin yeni açılacak olan Oliva restoranınız için. Ya o proje daha dün bir bugün iki. Bu kadar kısa sürede hazırlanan menüden ne hayır gelir ki? Hadi alın götürün şunu. Babacığım bu kadar önyargılı olmasan bak çok leziz görünüyorlar. Hadi hatırım için bir tadına bak istersen. Evet evet Metin Bey lütfen. Evet. Ne bu? Bu hindi fümeli içinde keçi peyniri olan rulo sarma. Somon fümeli, ızgara sebzeli tortilla. Aşı görmüş olduğunuz tatlı ise açığa içli püresi. Üzerinde Hindistan cevizi ve böğürtlen var. Bütün bunları sen mi hazırladın böyle iki dakikada şipşak? Evet efendim. Peki sen kimsin? Sude Göksu, yaşam koçu. Sen şu Cansu'nun haberini yapan değil misin? Maalesef Metin Bey. Sen bütün memlekete Koranları rezil et, sonra da gel iş iste. Oldu hanımefendi. Kafayı mı yediniz siz? Babacığım, Sude gerçekten çok üzgün. Ve yaptıklarını telafi etmek için burada. Değil mi Sude? Evet, evet Metin Bey. Yani ben çok büyük bir densizlik ettim. Ve kendimi affettirmek istiyorum. İçim içimi yiyor. Hem ben... Eskiden beri tanırım Sude'yi. Gerçekten çok üzgün. Baba, ben kefil. Metin Bey, ben sadece kendimi affettirebilmek için sizden bir şans istiyorum. Hiçbir talebim de yok, ücret falan hiçbir şey istemiyorum. Ama özür dilemek için bana bir şans verin. Yani sen şimdi bütün bunları yapacaksın ve para almayacaksın değil mi? Evet, tek kuruş yok. Her şey müessesede. İyi, tamam o zaman. Yalnız sen önce restoranda harikalar yarat. Menün dillere destan olsun. Ondan sonra affedilmeyi bekle tamam mı? Baş üstüne. Çok teşekkür ederim. Söz veriyorum pişman olmayacaksınız. Tamam o zaman. Biz seni daha fazla meşgul etmeyelim babacığım. İzninle. Oldu mu istediğin? Düşecek misin yakamdan? Bakacağız artık. Her şey için teşekkürler tatlım. Ne yaptın Metin Bey'i hallettin mi? Halletmek ne demek? Hayran bıraktım kendime hayran. Bravo vallahi korkulur senden ha. Korkmayanlar utansın. Thank you.
İyi misiniz? Evet, iyiyim. Niye olmayayım ki? Ya yapmayın. Tamam, dışarı karşı çok iyi oynuyorsunuz. Burada 100 kişi olsa 99 anlamaz. Ama belli ki canınızı bir şeyler sıkmış. Bizim ailede kural bu. Ne yaşarsan yaşa, asla dışarı belli etme. Sinirinizi çıkartmak ister misiniz? Bana buradayım. İşte böyle. Somurtmak hiç yakışmıyor size. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Peki konuşmak iyi gelir mi? Bir öğlen yemeğine çıkalım mı sizinle? Üzgünüm ama bugün şirketten dışarı çıkamam. Niye? Cansu. Cansu mu? Annem görev verdi. Cansu göz hapsinde. Yani takipteyim anlayacağım. Süreyya Hanım biraz endişeleniyor galiba Cansu için. Endişeleniyor endişelenmesine de. Bence yanlış şeyler için endişeleniyor. Bir bilse ki asıl tehlike burnunun dibinde. Bir bilse ki Cansu sana aşık. O zaman seyreyle gümbürtüyü. Beni tehlike olarak mı görüyorsunuz? Yazık. Ben de size Oliva'nın bütçe bilgileriyle ortaklık sözleşmelerini getirmiştim. Büyük iş. Çok yatırım yapacağız. Hatta sizin başında olduğunuz departmanın bütçelerinden bile fazla. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Niye yardım ediyorsun bana? İyi niyet hediyesi diyelim. İyi niyet. Peki. O zaman şu sizi bizi bırakalım mı? Gerek yok resmiyete. Değil mi Kerem? Anlaştık. Begüm. İyi çalışmalar. Sana da. Kolay gelsin. Cansu, ben de değil mi? Sen gelsene benimle. Ya ne oluyor? Cansu, ne oluyor? Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Sen kendini çok akıllı zannediyorsun ama yanılıyorsun. Herkesi parmağımda oynatırım zannediyorsun ama kırarım o parmaklarını, haberin olsun. Cansu, sen beni yanlış... Kerem'in peşinde olduğunu biliyorum. Ama senin o küçük oyunların bu şirkette sökmez, anladın mı? Bil istedim. Cansu, benim amacım asla... Kes! En ufak bir hatanda seni buradan gönderirim, anladın mı? Cansu, bak ben yaptığım her şey için çok pişmanım. Kendimi affettirmek için elimden ne geliyorsa yapmaya da hazırım. Ayrıca Kerem seni seviyor. Çok seviyor. Hala ya. Ben sana zarar vermeyeceğim Cansu. Sen bana zarar veremezsin Sude. Ama ben sana veririm. Ayağını denk al. O kadar. Ondan sonra ayakkabı kül kedisinin ayağına cuk diye oturunca prens de hemen oracıkta kül kedisine evlenme teklif etmiş ve çok mutlu olmuşlar. Ay, bu masalları da alayıp alayıp anlatıyoruz size ondan sonra. Gelsin mutsuzluklar, gelsin hayal kırıklıkları. Süreyya Hanım, saat 12'de bir randevunuz vardı, geç kalacaksınız. Biliyorum, biliyorum, biliyorum ama ne yapayım? Ne oldu? Kustu. Aman bir şey yok. Ver şuradan bir mendil. Ne olacak onun kusumundan ya? İşte geçti. Ay, niye ortalığı ververiye veriyorsun sen bakayım? Değil mi? Hı-hı. Al şunu. Şey ağlarsa ayıcıklı oyuncağı verme. O zürafayı seviyor. Tamam Süreyya Hanım. Ha, bir de şey acıkırsa muzluyu sevmiyor. Kayısılı mamayı ver. Onu çok seviyor. Tamam siz hiç merak etmeyin. Yani. Yavaş, 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 yavaş. Bana bak. O Işıl denen kadın gelirse sakın ha içeri almıyorsunuz. Tamam Süreyya Hanım, siz hiç merak etmeyin. Tane, hadi hoşça kal. Sana emanetim. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Son satış rakamlarını versin.
Sabahtan beri seni arıyorum. Yeter, artık kaçamazsın. Konuşacağız bunu. Görmüyor musun? Toplantıda izleyeceğiz. Baba, sen o kızı nasıl işe alırsın ya? Bize biraz izin ver. O Sude beni rezil etti. Çarşaf çarşaf haber oldum onun yüzünden. Haberin olsun, gönderiyorum bir an önce. Yavaş ol Cansan. Bir, burası Dingo'nun ahırı değil. İki, burası senin oyun parkında değil. İstediğin arkadaşlarını oynayıp istemediklerini kapı dışarı edemezsin. Ya ama... Ayrıca işinle duygularını birbirine karıştıramazsın. Bu da üç. Abin de senin gibi çok sık yapardı bu hatayı. Ya gerçekten. Düşmanını yakınında tut Cansu. Bu da bugünlük son dersin. Şimdi çıkabilirsin. Baba, ben o kızı yakınımda falan tutmak istemiyorum. Bu benim projem. Burası da benim holdingim. Son kararı ben veririm. Çık dışarı. Canın sıkkın gibi. Yok bir şey. İyi, hazırlan da çıkalım o zaman Oliva'ya. Hazırlanacak bir şey yok. Ben hazırım zaten. Hemen çıkabiliriz. Dur, dur. Ayağım ya. Gel benim. Dur bir bakayım. Ya bırak, tamam, ben kendim hallederim ya. Cansu bir dur. Buz koymak gerekiyor mu, gerekmiyor mu, ona bakacağım. Dur. Acıyor mu? Biraz. Öyle. Tamam, yok bir şey, kalk. Ayakkabını giy, gel aşağı benim.